İyi akşamlar değerli izleyicilerimiz. Yine her cumartesi akşamı olduğu gibi bu cumartesi akşamı da stüdyomuz sonuna kadar dolmuş. Hatta sonundan biraz da fazla dolmuş. Katılımınız için teşekkür ediyorum. Sizleri stüdyomuzdaki değerli izleyicilerimize hepinize hoş geldiniz diyorum efendim. Engin Gayrimenkul Arsa Ofisi'nin katkılarıyla, şiiriyle, yorumuyla bu geceyi renklendirecek olan Hüseyin Yıldırım'ın hazırlayıp sunduğu Köy Odası programımız birazdan başlıyor. Bugün programımız çok güzel geçecek. Birbirinden değerli sanatçılarımızın katılımı olacak. Sizler de bu programa mesajlarınızla katılabilirsiniz. Programımıza SMS'lerinizle katılmak için cep telefonlarınızın mesaj yaz bölümünden ekin yazıp bir boşluk bırakarak mesajınızı Türkiye'den 2353'e, Almanya'dan 99699'a göndererek yanımızda olabilirsiniz. Canlı yayına bağlanmak isteyen izleyicilerimiz için telefon numaramız 0212 alan kodu ile 397 17 27'dir. Bu güzel gecede şimdiden sizlere iyi eğlenceler diliyor ve alkışlarınızla program sunucumuzu sahneye davet ediyoruz. Benim de ayağım aldı vallahi. Öyle baba geldi ki. Efendim hoş geldiniz. Ne güzel. İstanbul'un meydanında, İstanbul'un göbeğinde bu kadar hemşeriyi 1,5 günde bir arada görmek. Ama aslında biz üzüntülüyüz. Işıklar al canım. Al ışıkları. Takdiri size bırakıyorum. Ve ben bu türküyü çalarken sizin gibi birçok tokatlı gibi ben de kınıyorum hem de şiddetle. Buyurun takdir sizin. Tokat yollar taşlı, hey 15'li 15'li. Tokat yollar taşlı, 15'liler gidiyor. Kızların gözü yaşlı, aslan yarim kız senin adın hediye. Ben dolandım sen de dolan gel beriye. Pistan aldım endazesi 17'ye. Aslan yarim kız senin adın hediye. Yeah.
diyecek çok bir şey yok. Bu Tokatlı'nın, Tokat'ın ne kadar vatansever olduğunu gösteren Zileli Ali'nin bir ağıtıydı. Şimdi bu ağıtın gerçeğini dinleyelim alkışlarınızla. Üsteğmen Faruk cepheye yeni gelen askerleri denetlerken bir yandan da onlarla sohbet ediyor, nerelisin gibi sorular soruyordu. Gözleri bir ara saçının ortası sararmış bir delikanlıya takıldı. Yanına çağırdı ve merakla sordu. Adı ne senin evladım? Ali komutanım. Nerelisin? Tokatlıyım komutanım. Tokat'ın Zile kazasından. Peki evladım, bu kafanın hali ne? Saçların ortası neden böyle boyalı? Cepheye gelmeden önce anam saçıma kına yaktı komutanım. Neden yaktığını da bilmiyorum. Peki, gidebilirsin Kınalı Ali der ve o günden sonra Ali'nin adı Kınalı Ali olarak kalır. Cephede tüm arkadaşları Kınalı Ali demekle yetinmiyor, saçındaki kınayı da alay konusu yapıyorlardı. Kınalı Ali kısa sürede cana yakın ve cesur tavırlarıyla tüm arkadaşlarının da sevgisini kazanır. Bir gün ailesine mektup yazmak ister. Ali'nin okuma yazması olmadığı için arkadaşları yardım eder ve başlarlar yazmaya. Ali söyler, arkadaşları yazar. Sevgili anacığım, babacığım, ellerinizden öperim. Ben burada çok iyiyim, beni merak etmeyin diye başlar. Kız kardeşini, kendinden bir küçük erkek kardeşini sorar. Köyündekilerin burnunda tüttüğünü yazdırır. Kendilerini merak etmemesini, kendileri var oldukça düşmanın bir adım bile ilerleyemeyeceğini yazdırır. Gururla mektubu bitirir. Neden sonra aklına gelir ve yazının sonuna anasına bir not düşer. Ali'nin kendisinden hemen sonra askere gelecek bir kardeşi daha vardır. Anacığım, kafama kına yaktın, burada komutanlarım ve arkadaşlarım benle hep alay ettiler. Sakın kardeşim Ahmet'e de yakma, onunla da alay etmesinler. Ellerinden öptüm diye bitirir mektubunu. Hey 15'li 15'li Tokat yolları taşlı. Hey 15'li 15'li Tokat yolları taşlı. Yârimin gözü yaşlı. Yıllardır dilimize dolanan bu Tokat türküsünü biz hep bir oyun havası olarak bilsek de, bu Rumi takvime göre 1315 doğumlu olan ve Çanakkale cephesine gidip geri dönemeyen 15'lilerin hazin hikayesini anlatıyordu. Ben doğandım sende dolan. Gel beri. Gelibolu'da savaş giderek şiddetleniyordu. İngilizler kesin sonuç almak için tüm güçleriyle yükleniyorlardı. Cephede savaşan askerlerimiz önceleri birer birer, sonraları beşer beşer, onar onar şehit düşüyorlardı. Gelen destek güçleri de yeterli olmuyor, onların da sayıları giderek azalıyordu. Gelibolu düşmek üzereydi. Kınalı Ali'nin komutanı bu durum karşısında çaresizdi. Kendi bölüğü henüz sıcak bir temasa hazır değildi. Bu vatan erlerini, insan bedeninin süngü ve mermilerle orak gibi biçildiği bu cepheye göndermek zorunda kalmaması için Allah'a dua ediyordu. Komutanlarını düşünceli ve sıkıntılı gören Kınalı Ali ve arkadaşları komutanlarına gidip ondan kendilerini cepheye göndermesini istediler. Askerlerinin ısrarları üzerine komutanları daha fazla direnemedi ve ölüme gönderdiğini bile bile bu isteklerini kabul etmek zorunda kaldı. Kınalı Ali ve arkadaşları sevinç çığlıkları atarak cepheye değil, bile bile ölüme gidiyorlardı. O gün güle oynaya Gelibolu cephesinde ölümle buluşacakları yere koşan Kınalı Ali'nin bölüğünden tek kişi geri dönmedi. Gidenlerin tümü şehit olmuştu. Allı turnam bizim ele varırsa
Eğer bizi ishal eden olursa, eğer bizi ishal eden olursa, boynu bükük bensiz olur. Şimdi Aslı Çanakkale Müzesi'nde bulunan bir mektup geldi. Onun yerine komutanı mektubu aldı ve buruk bir ifadeyle okumaya başladı. Cepheye gitmeden önce arkadaşlarına yazdırdığı mektubuna aile adına babası yanıt veriyordu. Oğlum Ali, nasılsın, iyi misin? Gözlerinden öperim, selam ederim. Öküzü sattık. Parasının yarısını sana gönderiyoruz. Yarısını da yakında cepheye gidecek olan küçük kardeşine veriyoruz. Şimdi öküzün yerine tarlayı ben sürüyorum. Artık Zahire'ye de fazla ihtiyacımız olmadığından fazla da yorulmuyorum. Sen sakın bizi düşünme. Babası mektupta köydeki herkesten, akrabalarından haberler verdikten sonra, şimdi ananın sana diyecekleri var diyerek sözü ona bırakıyordu ve şöyle diyordu anası. Oğlum Ali, yazmışsın ki kafamdaki kınayla dalga geçtiler. Kardeşime de yakma demişsin. Kardeşini de yaktım oğlum. Komutanlarına ve arkadaşlarına söyle, seninle alay etmesinler. Biz de üç şey için kına yakarlar. Bir, gelinlik kıza, gitsin ailesine çocuklarına kurban olsun diye. İki, kurbanlık koça, Allah'a kurban olsun diye. Üç, askere giden yiğitlerimize, vatana kurban olsun diye. Gözlerinden öper, selam ederim. Allah'a emanet olun. Oysa büyütüp beslediği ve ardından asker eylediği biricik Ali'si artık şehit olmuş ve vatana kurban olmuştu. Ali'nin mektubu okunurken herkes susmuş, sadece hıçkırıklar konuşmuştu. Herhalde bir sinema filme konu olsun diye gitmeyeceksiniz değil mi bu filmlere? Yani gişe yaptırmayacaksınız. Eğer öyle bir şey yaparsanız vallahi sizin bende çok hakkınız var ama benim sizde az hakkım var. Az olan hakkımı da helal etmem size. Böyle bir sinema filmi yok. Yani bir insan bir şey yaparken bilmesi lazım. Bunun nereden geldi, nedir diye. Üzgün başladık ama İyi gideceğiz çünkü biz tokatlar olarak neyin ne olduğunu çok iyi algılayabiliyoruz. Ve yılların bütün girin internet sitelerine, raporlara, sonuçlara, Türkiye'de en az çeki yazılan il Tokat. Bir de bizde şey de yoktu zaten ki ya çekmiş oymuş mu kurban veresi ya. Patozdan sonra hep biz böyle alışverişler yapardık. Onun için ben kendim gururluyum herhalde. Hem buradaki dostlarımız hem de ekranlar başındaki dostlarımıza tokat olmaktan gururludur. Ne olursa olsun hiç adını koyamazsınız bu işin. Şimdi hoş geldiniz. İyi eğlenceler diliyorum. Ama bu sıkıntılı bir durumda buna da değinmeden geçemedik. Çünkü gerçekten işler acısıydı. Bizim kendi sanatçılarımız da hep bunu oyun havası söylüyordu. Biz de bu oyun havasında oynuyorduk. Oynayanlarımız vardı ama işin aslı ranta gelince on numara ayaklandı Tokat. Tokat'a selam olsun. Yürekli insanlarsınız. Çok çok teşekkür ediyorum.